Önümüzde 20 Temmuz itibariyle başlayacak adli tatil süreci var. Tabii adli tatil avukatları ilgilendirdiği kadar vatandaşları da ilgilendiriyor. Tabii yargı mensupları ile ilgili birçok düzenleme var. Aslında bir anlamda yargının olağan işlerinin tatile girmesi ve bu anlamda yargının böyle bir toparlanma süreci. Bu arada işte hakim ve savcılarımızın izinlerini kullanma aralığı olarak şey yapabiliriz. Yani yargıyı aslında durdurmadan hakimlerin izin yapmasını sağlayacak bir düzenlemeyken biz de artık böyle geleneksel olarak yargı mekanizmasının tamamen tatile girdiği gibi anlaşılan ve genel olarak da tayin döneminin hemen arkasından gelmesi hasebiyle artık böyle adliyelerden avukatların ve vatandaşların ümidini kestiği artık çok fazla iş üretilemeyecek bir dönemi ifade etmeye başlamış. Bir dönem kaldırılması gündeme gelmişti adli tatilin. Bunu yapamadılar ama kısalttılar. Sonra bakıldı ki işte bu gelenekleri aşmak ve çiğnemek çok kolay değil. Eski düzene nihayet döndük. Sona eren ve tabii 1 Eylül'de yeni adli yılın açılışıyla başlayan süreçten önceki böyle 40 günlük bir ara verme, bir anlamda iş yavaşlatma gibi düşünebileceğimiz bir evredir. Üç şeyi var, yönü var. Hukuk mahkemeleri açısından, ceza mahkemeleri bir de idari yargı açısından. Hukuk mahkemeleri belki daha çok muhatap olduğumuz, hayatımızda mutlaka bir veraset ilanı çıkarmışızdır. İşte bir işte İzale-i Şüyu davası muhtemelen yakınlarımızda görmüşüzdür. Şimdi hukuk davalarının tamamında ihtiyati tedbir, ihtiyat haciz, delil tespiti gibi bu anlamda geçici hukuki koruma başvuruları hakkında karar verilebilir. Yani adli tatil bunları etkilemez. Her çeşit nafaka davalar, çünkü nafaka çocuğu ve işte velayet verilecek kişiyi çok yakından ilgilendirdiği için nafaka davaları, velayet, soy bağı, vesayete ilişkin dava ya da işler de devam ediyor. Yine nüfus kayıtlarının düzeltilmez. Bunlar da çok yani hepimizin yakından ilgilendirir. Bir yanlışlık vardır. İşte bazen bunu doğrudan nüfus müdürlüğü de yapabiliyor bazı işlemler ama mahkeme ile dava ile yapılması gereken işlerde yine adli tatilde vatandaşlarımız tatil demeden gidip tabii hakim bulabilirlerse işlerini yaptırabilirler. Hizmet akdi ve iş sözleşmesi sebebiyle İşçilerin açtıkları dava, iş mahkemesindeki davalar, yani işçi kardeşlerimiz, vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Bunlar da devam ediyor. Yani adli tatil nedeniyle ara vermiyor ama hemen bu arada bir saplama yapayım. Şimdi hakimlerimizin bir kısmı adli tatil izini kullandıkları için işte bu saydığım işler, yani adli tatilde ara vermeyen davalar, işler, nöbetçi hakimler, adli tatile çıkmayan hakimler aracılığıyla görülüyor. Tabi haliyle hakimlerin önemli bir kısmı izinde olduğu için de her ne kadar kanunda bunlar devam edecek dense de bunların da ancak acil olan şeyleri yapılıyor. İşte bazı duruşmalar da mazeret toplanıyor. Bazı duruşmalar işte kağıt üzerinde yapılıyor. Nihayetinde yine adli tatilin bitmesi bekleniyor. İşte asıl işlemlerin yapılması için. Yine ticari defterlerin kaybolması ile ilgili işte talepler, adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler, yani keşif kararı adli tatilde yapılmasına karar verilmişse artık yani adli tatil değil efendim yani tatil sonunu bekleyelim denilmiyor. İşte kanunlarda ivedi olduğu belirtilen ve taraflardan birinin talebi üzerine mahkemeci ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler yine devam ediyor. Bunlar zaten hukuk yargılaması kanun 102. maddesinde tek tek sayılmış. Bunlar en son değişiklik. Tabii ceza mahkemelerine daha yalın diyelim. Yine aynı şekilde bu şeyler soruşturma ve tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak hususların görülmesi devam edileceği diye bir maddemiz var. Yani tutuklu işler devam ediyor. Eğer bir dosya tutuklu sanık varsa bu dosyanın duruşmalarına adli tatile devam ediliyor. Yine işte adli tatile rastlayan süreler işlemeyeceği ve bu sürelerin tatilin bittiği günden itibaren 3 gün uzatılmış sayılacağına dair hem hukuk yargılamasının hem de ceza yargılamasının hüküm devam ediyor. Vatandaşlarımız yani bu konuda yani kanuni süreler varsa adli tatilin sonuna erteleneceğini ve adli tatilden sonra da 3 gün ek süre olacağını bilsinler ama bu
kanunda yazılı süreler. Hakim bir süre vermişse vatandaşa, yani avukatıyla takip edenler için problem yok. Ama özellikle davasını kendi takip eden vatandaşlara uyarımız olsun. Hakim size işte bir delili bildirmek üzere, bir para yatırmak üzere bir süre vermişse, hakimin verdiği süreler adli tatile tabi değil. Aman dikkat edelim, çok hak kaybı oluyor. Mahkemede size bir ara kararı ya da bir tensip zaptıyla hakim süre vermişse, şu belgeyi 3 gün içinde getir, 10 gün içinde getir, işte 4 gün içinde yatır demişse, onları mutlaka zamanda yatırmasını biz söylüyoruz. Çünkü bu süreler adli tatildeki işte 3 günü uzatmaya tabi değil, geçtiğini maalesef hak kayıplarına yol açacaktır. O anlamda vatandaşlarımızın eğer avukatları varsa onlar aracılığıyla bu sürelere çok dikkat etmelerini, eğer kendiler takip ediyorlarsa da yine mutlaka birisine danışarak, bir avukata danışarak bu konuda hak kaybına uğramamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Adli tatil maalesef vazgeçilememiş bir gelenek olarak kaldı. Kolay değil tabii, yani neredeyse 100 yıldır devam eden bir uygulamayı gerçekten yani kaldırılmak istendi. Yani bu olmadan nasıl olur, ama daha o aşamada bile ancak kısaltılarak işte çözüm bulunmaya çalışıldı. Bugün geldiğimiz nokta o sürenin bile yetmediği işte tekrar 40 günlük eski işte klasik adli tatil usulüne döndüğümüzü görüyoruz. İnşallah yani yargının hızlandırılması konusu böyle kağıt üzerinde ya da akademisyenlerin işte fantazisi olmaktan öte uygulamacıların böyle gerçekten masaya oturup çözdüğü bir konu haline gelir. Adli tatilden çok o kadar şeylerimiz var ki yargıyı yavaşlatan. Hemen adli tatil öncesinde bahsettim. Hakimlerin ve savcıların tayin batama dönemleri oluyor. Şimdi onun öncesinde, onun sonrasında adeta adli tatil bizde Mayıs sonrasında başlıyor. Yani o moda girince hakim ve savcılar, izinler, raporlar vesaire. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de işte yeni oturduk, yeni geldik derken neredeyse Ekim'de başlayan, işte Mayıs'a kadar devam edebilen, ettiği kadar böyle adeta işte yarı yıl tatili, sömestr tatili, yaz tatili gibi, okullar gibi tatil olan bir şeyimiz var. Eskiden sömestr tatil dedik, bir de devir testi bir şeyler olurdu, devir ameliyesi olurdu adliyelerde. UYAP'la beraber bu aşıldı. Biz de yılbaşından önceki bir hafta, sonraki bir hafta adliye gelmemiz fiilen yasaklanırdı. Yani aman gelmeyin denilirdi. Şu anda en azından UYAP sistemi sayesinde bu durum artık büyük ölçüde ortadan kalktı. İşte bu dosya devir teslimleri ameliyesi vardı o dönem. Yani adeta yaz tatiline giren, sömestr tatiline giren okul gibi bir adliye şeyi vardı karşımda. Yaz tatili hala devam ediyor. Yani bu kadar uzun süre tatil yapan başka bir kurum yok. Evet, yargının iş yükü fazla ama bu iş yükü vatandaşın beklentisinden kaynaklanıyor. Adalet bekliyoruz. Yani bu anlamda şu anda 10 binlere kadar düşen hakim sayısının 5 bine kadar düşen hatta. Bugün 25 binlere çıktığı düşünülürse artık daha hızlı, daha çabuk, daha etkili çalışması için bir çözüm aramak gerektiği de ortaya çıkıyor kendiliğinden. İlaveniz yoksa çok teşekkür ederim Sayın Başkan.